Bu zorunlu din derslerine ilgili burada ciddi bir çalışma yürüttük. Hatta genel merkezimiz hazırladığı formlar vardı. Yani itiraz, zorunlu din derslerini istemiyorum. O formları doldurup okula verilecek. Okul bize cevap verecek. Ben diyorum ya çocuğumun din dersinden mahrum tutmasını istiyorum. Ve 15 gün içerisinde de okul cevap verecek. Yani ya kabul edecek ya da etmeyecek. Çocuğunuz zorunlu din dersi görmek zorunda dediği zaman yargı yolu açılacak. Dava açacağız. Bununla ilgili toplantılar yaptık. Hatta geçen seneydi 30 sene forum da attık kendi canlarımıza. Ve 30 sene forumda da geri dönüş olmadı. Sonra aradık. Dedi ki ya canlar bakın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ciddi bir asimilasyon projesine karşı karşıyayız. Çocuklara önce okula gittiği zaman işte bir de sonradan bir çerez getirir zaten. O da başlı başına bir bela. Gittiği zaman önce namazı öğretiyorlar. Önce götürüyorlar o 7-8 yaşındaki çocuğa bak işte bu temsili işte bir tabuttur. İşte bir cenaze namazı kılınıyor. Böyle olur şöyle olur. Bu çocukların kafasını karıştırıyorlar. Biz bununla ilgili mücadele etmek zorundayız. Ama ne yazık ki canlarımızdan kimse formu doldurup getirmedi. Hatta şunu da söyledik. Yani ne çocuğun deşifre olacak dava sürecinde ne de kimse siz bilecek. Bununla ilgili avukat arkadaşlarla da görüştük. Sağ olsun onlar da gereken bilgiyi verdiler, yol gösterdiler ama bu konuda bizim canlarımız hiçbir şey yapmadı. Sonra bu çeles olayı çıktı. Çelesi anlattık. Yani buna itiraz edelim. Hatta biz bununla ilgili de bizim Antalya şubede bir toplantı yaptık. Orada bir avukat genç arkadaşımız da ne gerekçe yaparız dedi. O toplantı sonra tekrar geldik burada toplantı yaptık. Tekrar anlattık. Birkaç tane canımız tamam dedi. Benim torunum var şey yapayım getireyim. Sonra ya başkanım annesi izin vermiyor dedi. Onun için şey yapamıyoruz dedi. Biz de çok şey yapmadık. Çünkü bizim ya bir şey yaratılmış. Bir korku imparatorluğu yaratılmış. Benim torunum olsa, çocuğum olsa hiç gözümü kırpmadan veririm. İsterse çocuğum okulda alsın. Benim çocuk öyle öğreneceğine, yetişeceğine cahil etsin. Onda neydi? Ne gerek var? Ama bunu bir türlü şey yapamadık. Biz de bizim Altınova bölgesi biliyorsunuz hep dar gelirli, emekçi kesim, dar gelirli insanlar, çalışan insanlar bu tür şeylere de çok şey yapmıyorlar. Yani bu konuda biz bir şey yapamadık burada ama halen de onun mücadelesini veriyoruz. Hatta geçen hafta burada bir danışma kurulu yaptık. Yine gündeme getirdim. Şimdi bunu gündeme getirince işte bizim canlarımız da ya başkanım onlara girmeyelim. İşte çocuk okula gidiyor. Deşifre olur, şu olur, bu olur. Bu bizim için ciddi bir sıkıntı ama biz bu zorunlu din dersini reddediyoruz. Bu ÇEDES olayını reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu bizim için bir şey, büyük bir tehlike yani. Büyük bir asimilasyon projesi. Ama bununla ilgili de tekrar mücadele edeceğiz. Tekrar anlatacağız, tekrar konuşacağız. Tekrar canlarımızla bir araya gelmeye çalışacağız. Var gücümüzle uğraşacağız yani. Çünkü bizim için büyük bir tehlike bu. Kabul edilecek bir şey değil. Benim çocuğum yani başkası gibi yetişmek zorunda değildir. Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunu kendine göre değil, çağa göre yetiş. Çağ neyi gerektiriyorsa biz öyle yetiştireceğiz. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlimden, irfandan, bilimle çocuğumuzu yetiştireceğiz. İşte dincilik, dindarlık yapan ülkeleri görüyoruz. Hepsi birbirine girmiş, birbirini öldürüyorlar. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altındaki saltanatı görüyoruz. Dinde böyle bir saltanat olur mu? Geçen haberlerde söylüyor. Suudi Arabistan'a gidiyor. Lüks bir jip orada bekliyor. Burada bilmem lüks bir araba. Ya böyle bir saltanat, bu kaynak, bu para nereden geliyor? Var mı böyle bir şey? Biz bunlara karşıyız. Hani konuştukları zaman diyorlar ki işte Peygamber Efendimiz diyor ki komşum açken ben tok yatamam. Sen de tok yatıyorsun. Kendilerini sorgulamıyorlar. Yani bu tür şeylere biz karşıyız. Bunlar içinde gücümüz yettikçe mücadele edeceğiz.